12-18 Temmuz. Değerli terazi burçları nasılsınız? Yükselen Vay burcunuzu mutlaka takip ediyorsunuz. @akkayofficial Instagram sayfan. Bütün günün ve gecenin güneşi evinize doğsun. Gecenin ay ışığı evinizde. Yıldızlar sizin uğrunuz olsun. Sabah güneşi de sizin en güzel aydınlanmanız olsun. Hayata aydınlık bakalım lütfen. Baş ağrılarınız acayip ön planda olabilir. Migreniniz tutabilir ve bu iş alanında böyle çok yoğun tempolar, çok koşturmalar döneminde bu stres, böyle kalp atışlarınız hızlanabilir. Tansiyon evrenizi ve şekerinizi kontrol edin. Bu hafta bu konular biraz riskli gözüküyor. İhmal etmeyin. Ama başarınız için güzel yeni anlaşmalar, sabrettiğiniz tüm yeteneğe sahip olacağınız, işbirliği yapacağınız insanlarla çok keyif alacağınız, ortaklı noktalarda güzel kazançlar elde edeceğiniz, hani karşınıza farklı fırsatlar çıkacak ve kayıtsız kalmayacağınız ve inanılmaz güzel de paraların ve işlerin çok hareket edeceği bir hafta ve bunun yanı sıra da tatil biletiniz elinde. Bir yandan bu koşturma, bir yandan da gideceğiniz tatilin heyecanını yaşayacaksınız. Ya güzel, çok beğendim terazi burçlara. Güzel olumlama var. Çünkü sabrettiğiniz değeri, sabrettiğiniz işinizi, sabrettiğiniz, hak ettiğiniz paranızla ilgili umutların hızlanacağı ve size güzel aydınlanmalar yaşayacak. Doğru değerlendirin, doğru kazançlı olun, mutlu olun istiyorum. Evet, ortaklı düşüncesi olan bazı terazi burçlarında bununla ilgili açacağınız yer size bereket ve uğur getirecek. Bazı ortaklı noktalarda da pürüzler varsa iyileşme ve birbirimizi doğru noktada anlayıp ortaklı işi devam ettirme kararı içerisinde olacağız. Hatta yeri büyütmek ya da yeni oluşumlar size aydınlanacak gözüküyor. Büyük bir kurumsal ya da orta kurumsal bir noktada çalışıyorsanız yenilikler, yeni işler, yeni projeler sizi daha keyifli ve görünür hale getirecek ve işinizde güzel başarılar elde edeceksiniz. O yüzden sorun görmüyorum. Ne bileyim, taksi şoförü olabilirsiniz, minibüs şoförü olabilirsiniz. Normal işi olan bazı terazicileri için, evet, para konusunda şikayetleriniz var. Alternatif noktadan gelecek teklifleri de değerlendirebilirsiniz. Ama bulunduğunuz iş yerinde de haklarınızda yavaş yavaş oturmalar söz konusu olacak. Acele etmeyin. İşsiz olanlar da güzel bir, yani bayram dönüşü işiniz hazır. Araştırmalara devam edin. Şimdiden iş kapınız hayırlı olsun diyorum değerli terazi burçlarım. Eğer ki dijital bir noktaya, dijital alana bir para koyduysanız, bu hafta kazançlı olacak ama o bir haftası, yani bayram haftasından sonra riskli olacak. Paranızı bayramın son günü çekerseniz risk almanızı istemiyorum. Estetik ya da kendi güzelliğinizle ilgili yapmak istediğiniz yeni planlar, anam bu sıcak ayda yapılmaz. Burnunuz da yaptırsanız düşer, botoks da yaptırsanız iner. Hiç gerek yok, gidin Ağustos sonu itibariyle hafif hafif dokunuşlarınızı yapın, risk olsun istemiyorum. Sonra kaşınız gözünüz yamulmasın, hiç gerek yok. Değerli terazi erkeklerine sesleniyorum. Araç, niyetiniz ve hayaliniz varsa gerçekten bunu birilerinin desteği ve kredinizle alacaksınız ve şimdiden anahtarınız hayırlı olsun diyorum. Özellikle de bazı terazi kadınları, evim küçük ve büyütmek istiyorum ders diyorsanız da güzel teklifler, evinizi satıp güzel bir ev anahtarı ya da eviniz küçükse bile, kiradaysanız bile büyük anahtar fikrimiz var. Ortak kararla güzel ve uğurlu bir ev kapısına geçiş yapacaksınız. Korkmanızı istemiyorum. Duygusallık çok hareketli bir de. Yani inanılmaz böyle sizi kıpır kıpır hissedeceğiniz, oturduğunuz yerde kalbim çarpıyor, yakınlaştı bu aşk diyorsanız, evet, yakınlaştı. Aşk. Yani bu kalbi gerçekten heyecanlandıracak doğru kadını ya da erkeği bulacaksınız ve uzun soluklu güzel bir ilişkiye adım atma başlangıcınız var. O da 23 Temmuz itibariyle bu enerjiyi almış ve yaşamaya başlayacaksınız. Yakın dönemde sizi terk eden bir sevgiliniz varsa, her gün kızıp ah ah nefes almasın diyorsanız size iletişim yaşayacak ve sizden şans isteyecek. Değerlendirmek sizin kararınız. Bazı boşanma yolunda olan terazilerde mahkeme ertelenmesi daha ertelenecek. Eğer bu sene boşanacağım diyorsanız imkansız ama 2022 itibariyle bu konuda özgürlüğünüze kavuşabilirsiniz. Yeni evlenme fikri olanlarda özellikle ailelerin bazı karmaşaları yüzünden düğününüz, nişanınız, sözünüz ertelense de sizin hayatınız birlikte, korkmanıza gerek yok. Geciken bir nişan sözünüz olabilir ama sonu gerçekleşecek güzel bir evlilik kapınız ya da ilişki kapınız
kapınız aydınlığa kavuşacak. Son zamanlarda bazı terazi burçları yurt dışı ile ilgili evrak, yurt dışına yerleşmek, eğitim için planlarınız varsa bu kapıların doğru enerjileri var. Yapın, korkmayın, bu fırsatları değerlendirin, başarı sağlayın. Son zamanlarda psişik enerjiniz ya da spiritüel noktalara merakınız varsa eğitim alın. Yani başarı sağlayacağınız gözüküyor. Son zamanlarda rüyalarınızda hassas gözüküyor. Takip alın değerli terazi burçları. Yani sizin de özellikle kardeş ya da yakın akrabalarla kaynaklı miras tartışmaları seviyesiz konuşmalara sebep olabilir. Aileniz incinebilir. Mümkün olduğu kadar uzak tutarsanız sevinirim. Mutlu ve umutlu kalın. Hoşça kalın.